Gençler, hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosu ile karşınızdayım. Son zamanlarda belki de en çok istenilen katil buydu. Yaklaşık 2 senedir her güncellemede bu kez Elden geliyor, evet sonunda o geliyor gibi birkaç sızıntı çıktı. Artık bu istekleri kırmamak için mi yoksa başka bir amaçla mı bilmiyorum ama sonunda Elden'i Dead by Daylight'a getirdiler. Her zaman olduğu gibi hızlı ve detaylı bir şekilde videoyu sizlere ulaştırmaya çalıştım. Yeni katilimiz, yeni kurbanımız ve yeni haritamız mevcut. Fakat bunlara geçmeden önce her zaman olduğu gibi gelen diğer şeyleri basit ve detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım gençler. İlk olarak katil değişikliklerindeyiz. İlk katilimiz şövalye. Şövalyenin 3 tane eklentisi değişti. İlk eklentisindeyiz. Bu eklenti eskiden bir muhafıza emir verdiğimiz zaman o eylemin gerçekleşme süresini %25 azaltıyordu. Bunu %15'e düşürmüşler. İkinci eklentimizdeyiz. Bu eklenti eskiden muhafızların devriye süresini 6 saniye arttırıyordu. Bunu 8 saniye yapmışlar. Ve son eklentimiz, eskiden bir kurban muhafızın avından 3 kere üst üste kurtulduğu zaman şövalye 25 saniyeliğine tespit edilemez durum efekti kazanıyordu. Artık bir kurban muhafızın avından 2 kere üst üste kurtulduğu zaman şövalye tespit edilemez durum efektini kazanabilecek. Gençler, sıradaki değişikliklerimiz Demogorgon'da. İlk olarak Demogorgon'un direkt olarak özelliğine bir güncelleme geldi. O da şu: eskiden portal kullanıp herhangi bir yere ışınlandığımız zaman diğer portaldan çıktıktan sonra 3 saniyeliğine tespit edilemez durum efekti kazanıyorduk. Bunu 5 saniyeye çıkartmışlar. Şimdi gelelim Demogorgon'un eklenti değişikliklerine. İlk eklentimizdeyiz. Bu eklenti eskiden portal oluşturma hızımızı %35 arttırıyordu. Bunu %50 yapmışlar. Demogorgon'un değişen ikinci eklentisindeyiz. Bu eklenti eskiden portaldan çıktıktan sonraki bekleme süremizi 1,5 saniye azaltıyordu. Bunu 2,5 saniyeye çıkartmışlar. Üçüncü eklentimizdeyiz. Bu eklenti eskiden portaldan çıktıktan sonraki tespit edilemez efektimizi 0,5 saniye uzatıyordu. Bunu 1 saniyeye çıkartmışlar. Ve son eklentimiz, portaldan geçerken tüm kurbanların aurasını görüyoruz ve portaldan çıktıktan sonra herhangi bir portalın 16 metre yakınında kurban varsa o kurbanı da 3 saniye boyunca görmeye devam ediyoruz gençler. Gençler, şimdi geldik oyunla ilgili grafik güncellemelerine. İlk olarak oyuna FPS limiti sabitleme geldi gençler. Yani maksimum FPS'inizi seçebiliyorsunuz ve bu eskiden 60'tı. Yani bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun oyunda 60 FPS'in üstüne çıkamıyordunuz. Bunu 120'ye çıkarttılar. Bir diğer yeniliğimiz anti-aliasing açıp kapatma seçeneğe geldi. Bu da kenar yumuşatma oluyor gençler. Ve son olarak oyuna çözünürlük değiştirme geldi. 1920'ye 1080, 1280'e 720 gibisinden oyundaki çözünürlüğünüzü değiştirebiliyorsunuz. Evet gençler, şimdi geldik yeni olaylarımızdan bahsetmeye. İlk olarak haritamızı inceleyelim. Haritamızın adı Nostromo enkazı. Haritamızın adak fotoğrafı da ekranda gördüğünüz gibi gençler. Şimdi ilk olarak detaylı bir şekilde haritamızı inceleyelim her zaman olduğu gibi. I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Gençler, şimdi Dead by Daylight'a ilk kez gelmiş olan bir özellik olan haritaya özel etkileşim kısmını inceleyeceğiz. Daha önce hiçbir haritada böyle bir şey yoktu. Kurban şu gördüğünüz kolu indirerek şuradaki gaz borusunu aktif ediyor. Ve kurban buradan geçtikten sonra buradan bir gaz fışkırıyor ve bu gaz bize değerse belli süreliğine topal etkisine giriyoruz gençler. Yani hızımız yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi kurban kolu indirdi. Birkaç saniye beklemesi gerekiyor. Ve gazı aktif etti. Şimdi içinden geçtik. Ve gördüğünüz gibi
ciddi bir şekilde yavaşladım arkadaşlar. Yaklaşık 2 saniye falan sürüyor sanırım. Normalde kurbanlara uygulanan topal efektini katil yemiş oluyor. Evet gençler, şimdi haritadaki olayı kurban tarafından inceleyeceğiz. Şu şekil, önce boruyu sıfırlıyorsunuz. Kapı açma animasyonuyla aynı. Bunu yaptığınız zaman şurada gördüğünüz gibi yeşil ışık yanıyor. Bu gaz borusu aktif demek ve siz buradan geçtikten hemen sonra oradan gaz çıkmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi geçtim, tetikledim ve katile gaz efektini verdi. Şu şekil bir yavaşlama giriyor gençler katile. Gençler, haritayla ilgili bir şey daha var. Şu gördüğünüz cam, jumpscare atıyor. Bana da Ali söyledi, ben de yemedim, bakalım. Minik bir jumpscare ama oyun içerisinde odaklanmışken böyle bir ses geldiği zaman ürkebiliriz. Gençler, şimdi oyundaki bir diğer easter egg'i göstereceğim. Aynı Midwich haritasında olduğu gibi bu haritada da özel bir oda var. Bu özel odayı açmak için iki tane özel cam bitirmeniz lazım sırasıyla. İlk jeneratör şu gördüğünüz jeneratör. Evet gençler, bitirmemiz gereken ilk jeneratörü bitirdik. Bu da ana binanın hemen sağ tarafında yer alan bir jeneratör. Bitirmemiz gereken ikinci jeneratör de ana binanın girişinde bulunan, şu masanın yanında bulunan jeneratör. Evet gençler, bu jeni de bitirdik. Bu jeneratörlerin sıralaması önemli. Gençler, ardından şu ana binanın dışında bulunan şu cesedi bulmanız gerekiyor. Bu cesedin üstüne gidip eğildiğiniz zaman medkit işareti çıkıyor. Oraya çok odaklanmayın. Burada gördüğünüz gibi anahtar kartı al yazıyor. Şu şekil cesedin üstünden özel odaya giriş sağlayan kartı alabiliyorsunuz. Gençler, ardından ana binanın bu lobi kısmına geliyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi kartınızı yerleştirmek için bir kısım var. E tuşuna basarak terminale sız diyorsunuz gençler. Size bir şifre soruyor. Şifreniz şu: sol, aşağı, yukarı ve sağ. Bunu yaptığınız zaman gördüğünüz gibi şifreyi girdik. Kartımızı yerleştirdik. Ve özel odayı bu şekilde açtık gençler. Özel odada çok fazla bir şey yok. Küçük bir oda. Sadece bir tane sandık var. Mor bir fener. Sandıktan ne çıkarsa çıksın mor şekilde çıkıyor gençler. Gençler, şimdi bir diğer easter egg'imiz olan dolaptan kedi çıkma animasyonunu göstereceğim. Karakterimizin bir kedisi var biliyorsunuz ki. Ve bu haritaya özel bazı dolaplardan bu kedimiz çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde gençler. Tatlı bir easter egg. Şöyle bir şey var. Bu sürekli olan bir şey değil. Tahminlerimize göre haritadaki herhangi bir dolapta spawn oluyor kedi. Ve o dolabı açtığınız zaman denk geliyor. Çünkü bazı dolapları 30 sefer açıp kapatmışımdır. Hiçbir etkileşim olmadı. Az önceki dolabı tek açışımda direkt kedi animasyonu girdi. Sadece bu haritaya özel olan bir şey. Ve illa bu karakter olmanız şart değil. Bu haritada oynadığınız sürece hangi karakterle yaparsanız yapın, dolaplardan rastgele birisinde kedi bulunuyor gençler. Evet gençler, şimdi geldik katil tarafına. Katilimizin ismi Xenomorph. Kendisi bir alien. Ama benden duymuş olmayın. Evet gençler, katilimizin şu şekil bir menü animasyonu var. Aşırı beğendim. Bir an üstüme doğru yürüyor sandım cidden. Ne bakıyorsun oğlum? Hep beraber arkadaşlar. Evet gençler, katilimizin giriş animasyonu bu şekildeydi. Gençler, şimdi ilk olarak katilimizin kovalamaca müziğine bakalım. Oğlum bu ne, eve hırsız girmiş gibi amına. Evet gençler, şimdi geldik katilimizin özelliklerine. Gençler, ilk özelliğimiz koşma modu. Bu özellik pasif olan bir özellik. Yani bu özelliğe geçmek için sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ekstra bir şey olmadığı sürece hep bu özelliktesiniz zaten. Özelliğin olayı da şu. Gördüğünüz gibi şu an ellerim de yerde. Yani 4 ayak üstünde gidiyorum. Bu modun 2 artısı var. Birincisi, dehşet alanımızın çapını küçültüyor. Yani daha sinsi bir katil haline getiriyor bizi. Kurbanlar bizim geldiğimizi çok fazla uzaktan anlayamıyorlar. İkinci artısı da ana saldırımız olan kuyruk saldırısını aktif etmemizi sağlıyor. Yani bu koşma modundayken sağ tıka basarak şu şekilde kuyruk saldırısı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu kuyruk saldırısı kurbanlara direkt olarak hasar veriyor. Nemesis gibi virüs bulaştırayım, sonra bir daha yaralayayım mevzusu falan yok.
Hemen şöyle kurban üzerinde de göstereyim gençler. Gördüğünüz gibi direkt olarak hasar vermemizi sağlıyor kurbana. Gençler şimdi katilimizin özelliğinin menzilini göstereceğim. Biraz daha uzağa gittim gördüğünüz gibi. Buradan yetişmedi. Biraz daha ilerledim gördüğünüz gibi. Buradan da yetişmedi. Birazcık daha ilerledim. Yine yetişmedi. Çok uzun bir menzili yok anladığımız kadarıyla. Artık daha şuradan da yakına giremem sanırım. Yine yetişmedi. Biraz daha girdim yakına. Ve yetişti. Menzili çok uzun değil gençler. Gençler katilimizin özelliği palet arkalarından bu şekilde geçiyor. Gençler özelliğimiz bu şekilde üstü açık olan objelerden de gördüğünüz gibi geçebiliyor. Gençler katilin Nemesis'ten en büyük farkı gördüğünüz gibi eğilebilen kurbanlara da vuruyor. Bir obje arkasında eğiliyorsanız Nemesis size vuramıyordu biliyorsunuz ki. Fakat bu katil vurabiliyor. Aynı zamanda pencerenin içinden de vurmuş oldum gördüğünüz gibi. Pencere, palet ve nesnelerden özelliğinizi geçirebiliyorsunuz. Gençler şimdi gelelim katilimizin ikinci özelliği olan kontrol merkezleri özelliğine. Haritada gördüğünüz gibi 7 tane portal var. Bu portalların yerini siz belirleyemiyorsunuz. Oyun kendisi seçiyor. Ve istediğiniz portalın yanına gidip Space tuşuna basılı tutarak bu şekilde tünele giriyorsunuz gençler. Tüneldeyken kontrol tamamen sizin elinizde ve bu şekilde tünelde dolanabiliyorsunuz. Çok da hızlı bir şekilde dolanıyorsunuz normal hızınıza göre. İstediğiniz portalın önüne gelip tekrardan Space tuşuna basarak o tünelden çıkmış oluyorsunuz gençler. Bu özelliğin şöyle bir yanı daha var. CTRL tuşuna basarak istediğiniz portalı şu şekilde sarı olarak işaretliyorsunuz gençler. Bu şuna yarıyor. Diyelim şu portalı işaretlediniz sarı olarak, tamam mı? Ardından istediğiniz bir portala gidip tünele giriyorsunuz ve bu sarı yol sizi o işaretlediğiniz portala götürüyor. Yani tüneldeyken ben hangisine gidecektim? Hangisindeyken yüksek cam vardı? Hangisindeyken kurban vardı gibisinden kafa karışıklığı yaşamıyorsunuz ve o portala gidip yine bu şekilde haritaya kendinizi atabiliyorsunuz. Gençler şimdi bu koşma modumuz hangi durumlarda devre dışı kalıyor onu anlatacağım. İlk olarak kurbanı sol ya da sağ tıkla düşürdüğünüz zaman bu mod devre dışı kalmıyor. Bu modu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi mod hala devam ediyor. Fakat kurbanı sırtınıza alırsanız, bırakıp bırakmamanız önemli değil ya da kancaya astınız diyelim. Gördüğünüz gibi sol altta özelliğimin dolmasını beklemem gerekiyor. Belli bir saniye bekleme süresi giriyor yani. Bu süreçte de tabii ki kuyruk saldırısını kullanamıyorum. Evet gençler şimdi tekrardan koşma modundayım. Ve bu modu devre dışı bırakmanın bir diğer yolu da kurbanların kullanacağı alev taretleri. Bizim ışınlandığımız tünellerden alev tareti alabiliyorlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir animasyonla tareti aldı. Bu taretler kurbanlar tarafından haritanın belli bölümlerine bırakılabiliyor. Ve bu taretler sizi gördüğü zaman ateş ediyorlar. Belli ölçüde ateş ettikleri zaman da sizin bu özelliğinizi belli süreliğine devre dışı bırakıyorlar. Şu şekilde animasyonu var. Ve gördüğünüz gibi özelliğimi devre dışı bıraktı arkadaşlar ve sıfırladı. Bu taretler çok fazla ateş ettiği zaman ya da az önceki gibi özelliğinizi bitirdiği zaman şu şekil bir bekleme animasyonuna giriyorlar. Bozuluyorlar. Taretleri bu durumdan kurtarmak için kurbanların gidip taretleri tamir etmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi kurban tareti tamir etti. Ve tekrardan bana ateş püskürdü. Bu taretlerin yanına gidip M1 tuşuna basarak taretleri bozabiliyorsunuz arkadaşlar. Gençler taretler ne yöne bakıyor olursa olsun siz yanına yaklaştığınız zaman size dönüyor ve ateş ediyor. Gördüğünüz gibi yönü karşıya bakıyor ve arkasından geleceğim. Fakat menziline girer girmez hangi yönde olursanız olun dönüyor ve size ateş ediyor. Gençler şimdi şunu göstereceğim. Taret gördüğünüz gibi bütün özelliğimi bitirdi ve sıfırladı. Bu özelliği hızlı bir şekilde getirebilmek için tünele girip hareket etmeniz gördüğünüz gibi özelliği inanılmaz hızlı bir şekilde geri dolduruyor. Neredeyse 1-2 saniye içerisinde özelliğinizi yenilemiş oluyorsunuz. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi taretin arkasında bir kurban varken kuyruk saldırısı yaparsanız ve doğru yere hedef alırsanız hem tareti hem de kurbanı devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Gençler katilin özelliği şöyle, yani nereye bakarsanız oraya atıyor şu şekil, çok yukarıya da atabilirsiniz. Dibinize de atabilirsiniz. Yani böyle bir mekaniği var, ona dikkat edin.
Yani şu şekil havaya bakarken vurduğunuz zaman karşınızdaki kişiye hasar vermeyeceksiniz demektir. Gençler, şimdi katilin kuyruk animasyonunun kurban tarafından olan animasyonunu inceleyelim. Şu şekil güzel ve ilginç bir vuruş animasyonu var. Gençler, şimdi katilin tünele girme ve tünelden çıkma animasyonlarını kurban tarafından inceleyelim. Gençler, şimdi katilin normal saldırısındaki animasyon farklılıklarına bakacağız. İlk olarak koşma modundayken 4 ayak üstünde olduğunu söylemiştim katilin. Gördüğünüz gibi şu an o modda. Bu moddayken normal saldırısı nasılmış bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde öne atılıyor. Bir de katili koşma modundan çıkartalım taretimizi kullanarak. Bunda da gördüğünüz gibi normal bir saldırma animasyonu var. Gençler, şimdi kurbanın taret alma ve taret kurma animasyonunu bu taraftan inceleyelim. Gördüğünüz gibi katilin tünelinin yanına gidip buradan taretinizi çok tatlı bir animasyonla alabiliyorsunuz. Gençler, taret elinizdeyken gördüğünüz gibi topal durum etkisine giriyorsunuz, yani çok yavaşlıyorsunuz. Taret elinizdeyken loop atamazsınız yani. Ve aciz durum etkisinde oluyorsunuz. Yani jeneratör yapamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi jeneratör yapamıyorum. Ya da takım arkadaşınızı iyileştiremiyorsunuz. Gençler, elinizde taret varken kancadaki bir kurbanı alabiliyorsunuz. O kadar da yapmayız demişler. Aynı zamanda elinizde taret varken dolaba girebiliyorsunuz. Dolaptan çıktığınız zaman taret elinizde kalmaya devam ediyor. Taret elinizdeyken bu arada gençler şöyle animasyon falan yapabiliyorsunuz. Taretin de animasyonunu bu şekilde değiştiriyor. Güzel oluyor. Tareti nereye kurmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ve sol tıka basılı tutarak yine tatlı bir animasyonla tareti yerleştiriyorsunuz. Şu gördüğünüz menziline girdiği anda taretiniz katile ateş ediyor. Ateş etme mevzusundan sonra taretiniz bozuluyor. Yanına gidiyorsunuz ve sol tıka basılı tutarak tekrardan taretinizi aktif hale getiriyorsunuz. Gençler, bir tareti R tuşuna basarak şu şekilde yere bırakabiliyorsunuz. Tekrardan gidip isterseniz oradan alabiliyorsunuz. Katilin bütün animasyonlarını önce katil, ardından da kurban tarafından inceleyelim. İlk olarak katilin palet stun animasyonuna bakalım. Gençler, gelelim katilin palet kırma animasyonuna. Sıradaki animasyonumuz katilin volt animasyonu. Bir diğer animasyonumuz katilin dolaptan alma animasyonu. Sıradaki animasyonumuz jeneratörden kurbanı grebleme animasyonu. Gelelim kırılabilir duvarı kırma animasyonumuza. Gençler, son olarak katilimizin kurbanı taşıma animasyonuna bakalım. Gençler, şimdi geldik hepimizin merak ettiği kısma. Killer'ın Morris'indeyiz. Evet gençler, hadi bakalım. Anlık. Son durum bu. Öyle müthiş bir animasyon değildi ama sade ve basit bir Mori'ydi bence. Ben beğendim. Gençler, genel olarak DLC'ye çok uğraşılmış. Gerçekten harita, menüdeki animasyonlar falan. Killer'ın özelliğini falan konuşuruz, orası ayrı da. Emek olarak çok fazla eleştirilecek bir şey bulamadım, ne yalan söyleyeyim. Evet gençler, şimdi gelelim katilimizin perklerine. İlk perkümüz Seri Vahşet. Bu perk takılıyken artık kan hırsı kazanamıyoruz.
Kan hırsının ne demek olduğunu hemen özetleyeyim. Bir kurbanı belli süre kovaladığınız zaman kan hırsı kazanıyordunuz ve belli miktarda hızınız artıyordu gençler. Bu perk takılıyken bu efekt artık olmayacak. Fakat bir kurbanı normal saldırıyla yaraladığınız zaman 10 saniyeliğine %5 sürat etkisi kazanacaksınız. Yani hareket hızınız artacak. İkinci perkümüz yaratık içgüdüsü. Bu avantaj bir kurbanı kancaya astığımız zaman etkinleşiyor ve şu işe yarıyor. Bana en uzak olan yaralı kurbanın haresini 5 saniye boyunca görüyorum ve kurban 20 saniye boyunca bir haber etkisinde oluyor. Yani benim geldiğimi falan anlamıyor. Müziğimi duymuyor. Ve son perkümüz en güçlü silah. Bu perk bir dolabı açıp kapattığımız zaman yani aradığımız zaman 30 saniyeliğine etkinleşiyor. Ve şu işe yarıyor. Dehşet alanımıza yani kalp atış menzilimize giren kurbanlar çığlık atıyor, yerlerini belli ediyor ve 30 saniye boyunca kör oluyorlar. Körlük efekti de kurbanların haritada aurasını görebildiği şeylerin onlara gözükmemesi efekti. Bu perk'ü her 30 saniyede bir kullanabiliyormuşuz. Gençler bu arada sonradan çok ilginç bir eklenti keşfettim. Katilin şöyle bir pembe eklentisi var. Tünele girip tekrardan tünelden çıktıktan sonra 20 saniye boyunca palet stun yediğiniz zaman o kurbana hasar vermiş oluyorsunuz. Yani sol tıka basmamış olsanız bile size palet stun atan kurban yaralanmış oluyor. Tünelden çıktım. Gördüğünüz gibi kurban yaralandı. Diğer palete gidiyorum. Yine palet stun yedim ve diğer kurban da yaralandı. 20 saniye boyunca her palet stun'da o kurbanı yaralamış oluyorsunuz. Yaralı olan kurban size palet stun atarsa da yere düşmüyor. Onun yerine derin yara efektine sokmuş oluyorsunuz o kurbanı. Ve gençler geldik Survivor tarafına. Karşınızda yeni karakterimiz Ellen Ripley. Şöyle inceleyelim karakterimizi. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir tasarımı var. Ben Nancy sanmıştım ilk başta. Nancy'nin kıvırcık haline benzettim. Gençler kendisi Alien film serisinden çok ünlü bir karakter. Hatta baş kahraman diyebiliriz. Gençler bu arada Survivor'da şöyle tatlı bir animasyon var. Birazdan gelecek muhtemelen. Bu şekilde bekleme ekranındayken bir kedi geliyor yanımıza. Jones. Jonesy. Gördüğünüz gibi gençler inanılmaz tatlı bir animasyon. Yani sırf şu animasyonla beni fethettiler gerçekten öyle diyeyim. Gençler şimdi gelelim kurbanımızın perklerine. İlk perkümüz kimyasal tuzak. Bu perk herhangi bir jeneratörde %50'ye geldikten sonra etkinleşiyor. Düşmüş bir paletin yanında dururken ikinci etkin yetenek butonuna basarak 120 saniye boyunca orada duran bir tuzak yerleştiriyoruz. Tuzak kurduğumuz paletler sarı bir hare şeklinde haritadaki bütün kurbanlara görünüyor. Katil tuzak kurulan paleti kırdığı zaman palet patlıyor ve katil 4 saniyeliğine %50 yavaşlıyor. Hızının yarısını kaybediyor. Güzel bir perk. Gençler her şey mübah perkünü kullanarak üstünde tuzak olan bir paleti kaldırabiliyorsunuz. Ve tuzak da devre dışı kalmış olmuyor. O paleti tekrar indirdiğiniz zaman eğer tuzağın süresi bitmemişse tuzak da paletle birlikte inmiş oluyor. İkinci perkümüz hafif adımlı. Bu avantaj sağlıklı olduğumuz zaman çalışıyor ve şu işe yarıyor. Koşarken ayak sesi çıkartmıyoruz ve bu tüm maç boyunca devam ediyor. Eğer hızlı eylem gerçekleştirirsek bu perk 20 saniye beklemeye giriyor. Ve kurbanımızın son perkü gençler şans yıldızı. Bu perk bir dolapta saklandığımız zaman etkinleşiyor ve şu işe yarıyor. 10 saniyeliğine kan lekesi bırakmıyoruz ve sızlanma sesi çıkarmıyoruz. Aynı zamanda dolaptan çıktığımız zaman 10 saniye boyunca diğer kurbanları ve en yakınımızdaki jeneratörün haresini sarı olarak görüyoruz. Bu avantaj her 30 saniyede bir kullanılabiliyor gençler.